Galatasaray'dan İrfan Can kahveci bombası. Devre arasında takımı güçlendirmek için düğmeye basan Galatasaray yönetimi dev bir hamle yapıyor. Başakşehir'deki başarısıyla Türkiye'de transferin göz bebeği haline gelen İrfan Can kahveciyi gündemine alan sarı kırmızılılar işi bitirmek istiyor. Mehmet Özcan'ın haberine göre Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'la çok yakın arkadaş olan İrfan Can kahveci de transfer için özel çaba harcıyor. Sarı kırmızılıların teklifini kabul eden başarılı orta saha oyuncusunun yakın çevresine, 2017'den beri Başakşehir'de forma giyiyorum, burada artık misyonumu tamamladım, yeni bir başlangıç yapma zamanım geldi, dediği öğrenildi. ...25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme için el sıkışan sarı kırmızılılar artık Başakşehir'le pazarlık masasına oturdu. Gelen haberlere göre oyuncu satmadan yenisini alamayacak olan sarı kırmızılılar takas önererek masaya 2 seçenek sundu. İlkinde Mbaye Diagne artı Emre Akbaba artı Şener Özbayraklı önerisinde bulunan Galatasaray, ikinci teklifini ise Diagne artı Luyendama olarak yaptı. Ancak Başakşehir, Marcao artı 3 milyon euro isteyip topu sarı kırmızılı yönetime attı. Daha önce Marcao'nun bonservisini 15 milyon euro olarak belirleyen Galatasaray'ın nasıl bir yol izleyeceği birkaç gün içinde netlik kazanmış olacak. Öte yandan Galatasaray'ın yıldız orta sahası Taylan Antalyalı, İrfan Can transferini neredeyse duyurdu. Taylan, içinde İrfan Can'ın da olduğu ve arkadaşının paylaştığı, buluşmaya az kaldığı notu olan bir fotoğraf yayınladı. Karede Oğulcan Çağlayan da yer aldı. Siz İrfan Can kahvecinin Galatasaray'a transfer olmasını istiyor musunuz? İrfan Can gelsin diyenler videoyu beğensin. Ayrıca yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi de unutmayın. Abone olanın takımı şampiyon olsun. Galatasaray'dan Bodo Glimt'e hücum. Berk ve Boniface. Galatasaray ara transfer döneminde Fatih Terim'in raporu doğrultusunda genç isimlere de yönelecek. Transfer listesindeki isimlerden ikisi Bodo Glimt'te forma giyiyor. Asan Norveçli Patrick Berg ve Nijeryalı Victor Boniface ile temasta. 2021 yılı sonunda sözleşmesi sona erecek olan Berg ön libero'da oynuyor. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Avrupa Ligi elemelerinde 3 maçta forma giydi ve 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Sözleşmesi 2022 yılının sonunda bitecek olan 20 yaşındaki Nijeryalı Boniface ise bu sezon 3 Avrupa Ligi maçında forma giyerken 2 gol atıp 2 de asist yaptı. Boniface'in piyasa değeri 500 bin euro. Fatih Terim çıldırdı. Bu futbolcuları takımımda görmek istemiyorum. Galatasaray'da beklentilerin altında kalan isimler tarafından sergilenen kötü futbol, radikal kararların devreye girmesine neden olacak. Milliyet'in haberine göre özellikle Luyendama, Emre Akbaba ve Saracchi gibi beklentilerin üst düzeyde olduğu isimlerin sınıfta kalması ve performansları tepki topladı. Sezona iyi bir başlangıç yapsa da yine bir ortalama oyun tutturamayan Younes Belhanda da hayal kırıklığı yaratan başka bir isim oldu. İşte Cimbom'un bu futbolcularla ilgili uygulayacağı politika. Luyendama, 8 milyon euro bedelle kadroya katılan Demokratik Kongolu futbolcu devre arasında satılacak. UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde transfer için oyuncu satmak zorunda olan sarı kırmızılılar, başta Everton olmak üzere bazı İngiliz kulüpleriyle adı geçen Luyendama'yı gözden çıkardı. Yıldız stoperin eski görüntüsünden uzak kalması ve disiplinsizliği bunda etkili olurken bonservis beklentisi de 7-8 milyon euroya kadar düştü. Emre Akbaba, Alanyaspor'dan büyük umutlarla alınan ama yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle istenen performansı sergileyemeyen Emre Akbaba'yla yeni mukavele şartlarında kesinlikle taviz verilmeyecek. Oynadığı kötü futbolla tepki toplayan Emre'ye yıllık 1 milyon euro karşılığı TL önerilecek. Bu rakamdan 1 lira yukarıya çıkılmayacak. 1 milyon 750 bin euro kazanan Emre Akbaba'nın yeni kontratta beklentisi 1,5 milyon euro olmuştu. Marcelo Saracchi, Uruguaylı sol bek sahada yokları oynarken sezon sonunda bonservisinin alınmaması kararlaştırıldı. Leipzig'in en az 7-8 milyon euro isteyeceği tahmin edilirken bu rakam Saracchi için fazla bulundu. Diğer taraftan teknik patron Fatih Terim'in formayı yeniten milli futbolcu Emre Taşdemir'e vermesi bekleniyor. Ve Younes Belhanda,
Fazla futbolcu kalmak istiyor ve yeni kontratta ücretinde büyük indirim yapabileceğini de yöneticilere bildirdi. Ancak yönetim 3.3 milyon eurodan 2 milyon euroya inmeye razı olduğunu ileten Belhanda'dan kurtulmak istiyor. Bunun için de bazı Arap kulüpleriyle görüşmeler başladı. Belhanda devre arasında satılamazsa Faslı 10 numarayla sezon sonunda yollar ayrılacak. Galatasaray, Yusuf Endai Simiye için teklif yaptı. Sezonun ikinci yarısı adına transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Yeni Malatyaspor'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve Belçika ekibi Anderlecht'in resmi teklif yaptığı iddia edilen Yusuf Endai Simiye, Galatasaray'ın listesine girdi. Ajans Spor'da yer alan habere göre Galatasaraylı yetkililer Yusuf Endai Simiye'nin transferi için Yeni Malatyasporlu idarecilerle görüşme yaptı ve sözlü tekliflerini iletti. İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği not düşüldü. Afrika'dan Süper Lig'e transfer olan başarılı oyuncunun Fenerbahçe maçındaki performansının ardından geçtiğimiz sezon kazandığı ücret gündem olmuştu. Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da görev alan Hikmet Karaman, Yusuf'un 300 Euro'ya oynadığını açıklamıştı. Yeni Malatyaspor'un bankoları arasında yer alan Yusuf, bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 2 gol atmayı başardı. Galatasaray, Omar'ın lisansını askıya alıyor. Yılbaşı gecesi evinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Omar El Abdülhey'e özel damlalarla medikal tedavi uygulanıyor. Sabahın haberine göre Norveçli oyuncunun kesin durumu sezon sonunda belli olacak. Galatasaray yabancı kontenjanını açma adına Omar'ın lisansını askıya alacak ve sahibekiye takviye yapmaya çalışacak. Omar El Abdülhey'nin 650 bin euro olan ikinci yarı ücretinin tamamının ödeneceği öğrenilirken 29 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı. Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum. Bazen Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum. Her gün ilerleme kaydediyoruz. İfadelerini kullandı. Bazı zorluklarla karşılaşsa da daha güçlü döneceğinin sözünü veren Omar El Abdülhey, lütfen dualarınızda bana yer verin. Dua eden, güzel enerjilerini ve mesajlarını gönderen, benimle olduklarını hissettiren herkese çok teşekkür ediyorum. Bunun benim için anlamı çok büyük. Değerlendirmesinde bulundu. Galatasaray'ın Henry Onyekuru transferinde flaş gelişme. Aslan 3. kez Onyekuru'ya kavuşmaya hazır. Sarı kırmızılı kulüp Nijeryalı yıldızın transferi konusunda Monaco'yla tüm pürüzleri gidermek üzere. Son olarak Galatasaray'ın 1 milyon euro yarım devrelik kiralama ücreti ve sezon sonunda 3 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesiyle Monaco'nun kapısını çaldığı öğrenildi. Fransızlar da bonservis talebini 6 milyon euroya kadar düşürerek süreci hızlandırmaya çalıştı. Galatasaray ve Onyekuru'ya yakın kaynaklar son pürüzlerinde çok kısa süre içerisinde giderileceği ve Onyekuru'nun İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalayacağını dile getiriyor. Bu arada Onyekuru'nun eski hocası Fatih Terim'le de mesajlaştığı ve Galatasaray formasını yeniden giymek için sabırsızlandığını yazdığı öğrenildi. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri William Davia, her konuda anlaşmaya vardığı Galatasaray'ın isteği üzerine Monaco ile bir görüşme daha gerçekleştirip bonservis ücreti konusunda uzlaşma sağlamaya çalışacak. Sabri Sarıoğlu Galatasaray'ın yeni transferini canlı yayında açıkladı. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Cimbom, yapacağı nokta transferlerle kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor. Sarı Kırmızılılarda gündemde olan ismi ise Bein Sports yorumcusu Sabri Sarıoğlu açıkladı. İşte Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun açıklamaları. Galatasaray'ın iyi bir forvete ihtiyacı var. Özellikle topu ileride tutacak, stoperleri rahatsız edecek, sırtı dönük oynayabilecek bir oyuncu lazım. Falcao ve Cagne sakatlıklar ve performans düşüklükleriyle Galatasaray'a fayda sağlayamıyor. Cagne gol attığı maçlarda bile karşı karşıya pozisyonlarda gereken vuruşu yapamıyor ya da rakip savunma arasında kayboluyor. Galatasaray'a sağlam bir santrafor lazım. Bu çok açık. Galatasaray'ın orta sahaya da kesin bir transfer yapacağı bilgisini aldım. Benim duyduğum kadarıyla Jean-Michel Seri Galatasaray'la yeniden anlaşmış.
Orta sahaya seri gelirse Taylan Antalya'nın yükü hafifler. Taylan da bu yükü belli bir yere kadar taşıyabilir. Genç oyuncu ama yorgunluk artıyor. Taylan uzun vadede milli takım için de Galatasaray için de çok önemli oyuncu. Dolayısıyla onu çok fazla yormamak gerekiyor. İfadelerini kullandı. Khedira gemileri yaktı. İtalyan gazetecilere konuşan Sami Khedira, yeni hocası Pirlo'nun kendisine karşı yaklaşımından memnun olmadığını belirterek transfer tekliflerini değerlendirdiğini söyledi. Galatasaray ile Sami Khedira arasındaki flörtte flaş gelişme. Juventus'la sözleşme feshi gündeme gelince sarı kırmızıların transferi için devreye girdiği Khedira, İtalyan gazetecilere Pirlo ile anlaşamadığını açıkladı. Yeni hocasının kendisine karşı yaklaşımından memnun olmadığını dile getiren 33 yaşındaki futbolcu, menajeriyle birlikte transfer tekliflerini değerlendirmeye aldığını söyledi. Galatasaray yönetimi süreci yakından takip ediyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 aydır formasından uzak kalan Khedira için talep edilen sağlık raporlarının kulübe ulaşması bekleniyor. Cimbom'un planı Alman orta saha oyuncusunu İstanbul'a getirterek bizzat kulüp doktorları tarafından kontrolleri gerçekleştirmek. Juventus'un da mukaveleyi feshetmesi halinde Galatasaray bonservis bedeli ödemeden dünya çapında çok önemli bir yıldızı daha renklerine bağlayabilir. Ancak Khedira ile Galatasaray dışında birçok kulübün daha ilgilendiği, bu nedenle yıllık maaş talebinin yüksek olabileceği ifade ediliyor. Kaynak Fanatik. Galatasaray Stefan Johansen'i kiraladı. İngiliz basını Fulham'ın Norveçli orta saha oyuncusu Stefan Johansen'in Galatasaray'a kiralandığını yazdı. Habere göre Cimbom, 29 yaşındaki futbolcunun ardından Fulham'la da el sıkıştı ve resmi açıklama için geri sayıma geçildi. Bir süredir adı Galatasaray'la anılan Stefan Johansen transferinde imza aşamasına gelindiği ileri sürüldü. İddianın kaynağı İngiliz medyası. Gazeteler Fulham ile Galatasaray'ın Norveçli orta saha oyuncusunun kiralanması konusunda el sıkıştığını yazdı. Haberin detayında sarı kırmızıların bir süre önce 29 yaşındaki futbolcuyla anlaştığı, kulüplerin de ortak noktada buluşmasıyla artık transferin resmiyet kazanması için geri sayıma geçildiği belirtildi. Kadrosunda Martin Linnes ve Omar Elaptelui gibi iki Norveç milli oyuncusu bulunan sarı kırmızılar böylece bu sayıyı 3'e çıkarmış olacak. Stefan Johansen geçtiğimiz sezon şampiyonada çıktığı 33 maçta 4 asist yaptı. Kaynak Transfermarkt. Galatasaray'a 3 dünya yıldızı. Galatasaray'da transferde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Lige hızlı bir başlangıç yapan sarı kırmızılar takımı kuvvetlendirmek için takviye çalışmalarını hızlandırdı. Yüksek maliyetleri yüzünden takımdan gönderilmesi gündeme gelen Cimbom'un yıldızlarına yeni bir kulüp bulunması halinde yeni yıldızları bir bir açıklayacak. Ogenekaro Itiboy'u transfer eden sarı kırmızılı ekip orta sahaya 2 takviye daha yapabilmek için kolları sıvadı. Orta sahayı iyice güçlendirmek isteyen yönetim 3 futbolcuya kanca attı. Sarı kırmızılar İngiliz ekibi West Ham United'la 1 yıl kalan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden, daha önce de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündemine giren Jack Wilshere için girişimlere başladı. Wilshere'in 1,5 milyon euro imza parası istediği ifade edildi. 28 yaşındaki yıldız oyuncu Arsenal, Bolton, Bournemouth ve West Ham United'da da oynadı. Galatasaray yönetimi İtalya'da Roma forması giyen Javier Pastore'ye de teklifte bulundu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Pastore'nin de sarı kırmızılara transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Yıldız isim 2018 yılında Paris Saint Germain'den 25 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Oyuncunun yıllık 4,5 milyon euro kazandığı belirtiliyor. Son aday ise Fernandinho. Galatasaray ile Manchester City'nin dünya ünlü yıldızı Fernandinho'nun görüştüğü iddiası gündeme bomba gibi düşerken taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Brezilyalı futbolcunun sosyal medya hesapları Come to Galatasaray mesajlarıyla doldu. Sambacı ile gerçekleşen flört bir anda sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu haline geldi. Kaynak